Haydi. Elektrikler mi kesilmiş? Defne. Elektrikler kesik. Evet, fark ettim. Şurada mumlar vardı. Ortalık soğumuş. Ne arıyorsun şöminenin içinde? Buradan kaçabilir miyim diye bakıyorum. Sen o devasa cüsseni insanları böyle omuzlayıp kaçırmak gibi eylemlerle avantaja çeviriyorsun. Ben niye minikliğimden faydalanmayayım dedim. Defne, ne yapıyorsun hakikaten orada? Ya elektrikler gidince burası soğudu. Ben de şömineyi yakayım dedim ama tüttü, bir tıkanıklık mı var diye bakıyordum. Çok güzelsin bebek. Bu halimle mi? Bu halde bile çok güzelsin. His yakışıyor sana. Bakalım acaba sana da yakışıyor mu? Sana da yakışıyormuş. Defne. Ben sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. O zaman bitsin mi bu ayrılık? Olmaz. Biz yine ayrılırız. Niye ya? Çünkü sana güvenmiyorum. İlk hatamda yine terk edersin. Ben de senin yine bir işler çevirmeyeceğine güvenmiyorum ama... ...birlikte öğreneceğiz birbirimize güvenmeyi. Ya öğrenemezsek? Ya senin istediğin kadar mükemmel, hatasız, kararlarına saygı duyan yalansız Defne olamazsan? Defne... Sorun beni olduğum gibi kabul etmen değil. Ben de yalan falan söylemek istemiyorum. Ama her hatamda terk edilmek çok kötüymüş. Ben öbür türlüsünü biliyorum. Biz hata yaparız ama birlikte olmanın bir yolunu buluruz. Ama sen... ...sen hep kaçmanın bir yolunu buluyorsun. Bu sefer kaçmak yok. Terk etmek de yok. Çınar'a ilişkimizi söyleyemediğim için bile beni terk ettin sen. Anneni bulduğum için beni kaybedersin dedin. Olmaz. Yine bir şey olacak. Yine çekip gideceksin. Bir defa daha katlanamam ben. Katlanamam.
Gece kaçmanın bir yolunu buluyorsun mu diyordun sen bana? Şimdi kimmiş kaçan? Kalasım, kütüğüm, keresteyim falan filan ama sana çok aşığım Defne. Sen de bana çok aşıksın. Hadi oradan. Hadi. Şimdi bu konuda yalan söylemek olmaz. İtiraf et. Sana çok aşığım Plaza Kalası'da. Tamam. Çok aşığım, oldu mu? Çok pis aşığım. Beni ikide bir bırakıp giden bir kalası çok feci aşığım. Maşallah bağ. Gitmeyeceğim. Bundan sonra terk etmek falan yok. Gidersin. Gitmeyeceğim gerçekten. Gideceksin. Ya gitmeyeceğim diyorum. Ben de gideceksin diyorum. Defne bak adamı delirtme, gitmeyeceğim. Ha işte bak gördün mü? Sen önce delirirsin ondan sonra gidersin, senin olayın bu. Ya kızım başlatma olayına falan, gitmeyeceğim. Vallahi ben ilk fırsatta gideceğim. Adama bak be, gitmeyeceğim derken bile böğürüyor. Sen gitme tamam mı, ben giderim. Nereye gidiyorsun ya, yok öyle gitmek falan. Allah Allah. Niye yokmuş? Yine salak gibi senin gitmeni mi bekleyeceğim ha? Acaba hangi hatama gıcık olacak diye diken üstünde mi oturacağım? Vallahi hiç oturmayacağım. Sen arkanı döndüğün an ben gideceğim. Hı. Diyorsun. Dedim bile. Peki. Sen bilirsin. Yalın. Allah yalın. Lan yeter artık. Bu ne ya, böyle sürekli omuzlarda yürümüyorum. Bırak artık. Yetti be. Asıl sana yetti be. Burada iki gündür gönlünü almaya çalışıyoruz. Ben de gideceğim yani. Sabır taşı olsa çatlar. Bak yalın. 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 Bana bak. Eğer beni buraya kilitlersen bu evi senin başına yıkarım ben. Yalın. Yalan dedim. Ha git dedim. Yıkarım burayı. Ben başıma çok büyük bela alıyorum ama. Resmen kendi topuğuna sıkıyorsun oğlum. Ne yapacaksın? En başta çekmeyecektin o fermuarı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.